Evet, dolar 18.20'ye kadar yükseldi. Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Peki bu yükselişin nedeni ne ve sürecek mi? Ekonomist Ece Pulaş'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza Ece Hanım. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Merkez Bankası faizi düşürdü ama bu nedense bir türlü piyasalara yansımıyor. İşte konut kredileri vesaire çok yüksek. Neden piyasaya bir türlü yansımıyor ve ne zaman yansır diyelim? Öyle başlayalım. Evet, faiz indirim politikası zaten maalesef içinde bulunduğumuz pandemi koşullarından sonraki çıkış döneminde olduğumuz için orta ve uzun vadede etkiye yaratabilecek bir politika durumunda. Neden? Karşı tarafta bütün ülkelerin pandemiden sonra hizmetleri toplandıktan sonra hızla faiz fiyatlarla tekrar hizmete başlamasıyla birlikte bir enflasyon riski altında olması, enerji fiyatlarının bütün dünyada Avrupa Birliği, Amerika tarafı, Asya tarafında hızla artması, zaruri ihtiyaçları olan ihtiyaçlar arttıkça maliyetlerinin artması gibi sebeplerle bütün dünyanın içinde bulunduğu enflasyon ortamı karşısında bizim de elbette enflasyon gelişmekte olan bir ülke olarak enflasyon kronikleşmesi riski altında olmamız ve bütün bu ortamın içerisinde biz faiz indirimine giderken Amerika gibi maalesef dünyanın en gelişmiş ekonomisinin agresif bir şekilde faiz artırımına devam etmesi birinci etken diyoruz. Çünkü Amerika tarafına baktığımız zaman işsizlik oranları pandemi döneminden önceki seviyelerine artık döndü. Ve ard arda Fed başkanlarından, eyalet başkanlarından şahin açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte örneğin diyor ki fonlama maliyetimiz henüz 2.33, dolayısıyla faiz artışına devam edilmeli gibi şahin duruşlar devam ediyor. Bu ne oluyor? Kuru tetikliyor. Dolayısıyla bu kur tetiklenirken içeride faiz indirimi maalesef Türk lirasının değerini aşağı yönlü ve alım gücünü azaltıcı etkide bulununca biz kur riskinden de kaynaklı, işte bütün dünya global ortamdan da kaynaklı olarak maalesef refah ortamını kısa vadede sağlayamamış oluyoruz. Peki bu ne kadar sürecek sizce? Yani dolardaki bu yükseliş sürecek mi yoksa bir anda geri çekilebilme olasılığı var mı? Şimdi bir anda geri çekilmeler günlük veya haftalık ani müdahalelerle gerçekleşebilir. İçeriden aynı kura endeksli vadeli mevduat hesapları hayata geçtiği gün nasıl ki 10 liranın altına kadar sarkıp geri yükselmişti dolar Türk lirası karşısında. Aynı böyle günlük veya haftalık bir müdahale, bir teşvik geldiğinde geri çekilmeler gözlemleyebiliriz. Ama onun dışında maalesef aylık veya 3 aylık periyotlarda doların aşağı yönünü hareketini tetikleyici bir ortam yok dünyada. Şimdi FED tarafından gelen açıklamalar 50 bas puan mı yapsak, 75 bas puan mı artış yapsak? Yani artışı bir kez olsun bile pas geçmek gibi bir gündemleri yokken bizim doların aşağı yönlü hareketi başladı dememiz için bir sebebimiz olmuyor. Kaldı ki içeride Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini 18.99 Türk lirası oldu ve teknik olarak da grafiğe baktığımızda 19.30 Türk lirası ihtimali de mevcut. Daha farklı senaryolar da konuşuluyor. İşte 30 liraya kadar yükselecek deniliyor vesaire vesaire. Bununla bu düşüncelerle ilgili ne söylersiniz? O düşünceler için manipülatif söylemler diyorum ben maalesef. Çünkü 19 lira gibi işte teknik olarak veya psikolojik seviye olarak yukarıya kadar alınıp oralardan satılabilecek öncesindeki bölgeleri görmeden 30 lira demek bana bugün için erken geliyor. Eğer biz yukarıda bazı psikolojik seviyeleri görürsek ve bu seviyelerden insanlar almaya devam ederse o zaman yeni seviyeler telaffuz edilmeli. Enflasyon oranının artış hızına baktığımızda içeride elbette tedirgin oluyoruz. Türk lirasının faiz indirimiyle ard arda değer kaybetmesi elbette risk oluşturuyor. Ama bugünden itibaren 30 lira gibi bir şey telaffuz etmeyi ben sevmiyorum açıkçası. Ama 19.30 Türk lirası maalesef ufukta kısa vadede canlı. Peki bundan sonraki süreçte yatırımcıları ne bekliyor ya da nasıl önerilerde bulunursunuz dolar konusunda? Yani bazıları şimdi doların bu yükselişini görerek işte dolara yatırım yapmayı uygun görüyorlar. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce dolar iyi bir yatırım aracı mı? Şöyle, yatırımcı artık kendi Türk lirasının değerini korumayı öğrenmeli. Asıl olan bu ve bir sepete sahip olmalı. Bu sepetin içerisinde bir miktar dolar, bir miktar altın olabilir. Mesela dönemsel olarak haberleri iyi takip edip, işte örneğin
faiz indirimi ile birlikte bankacılığın bir miktar rahatlatılması girişimi olduğu için bugün itibariyle bankacılık sektöründe bir ufak çaplı bir rally başlamış gibi. Ne yapabilir yatırımcı? Bunu değerlendirip hisse senetlerine yönelip işte bankacılık değerlendirebilir. Veya işte içinde bulunduğumuz pandemi dönemi boyunca hangi sektörler zenginleşti, hangileri fakirleşirken, gıda, enerji, online satışlar, teknoloji, sağlık gibi işte bu ilgili sektörlerin hisse senetlerine yönelebilir. Artık yatırımcı bir sepet, yatırım sepetine sahip olmak zorunda ve Türk lirasının değerini korumak için bir miktar yatırıma, küçücük parasını da yatırıma çevirmeye çalışmalı diye düşünüyorum. Peki şimdi borsaya da çok yönelim var. Bu anlamda ne düşünüyorsunuz? Borsayı etkiliyor mu doların bu inişleri çıkışları? Tabii dönemsel olarak az önce söylediğimiz gibi sektörlerden kaynaklı olarak etkiliyor. Yani işte bir faiz indirme haberi geliyor, bankacılıkta bir hareketlenme oluyor. İşlevsel olarak yani içeride banka, özel bankalarda Merkez Bankası'nın yönlendirdiği bir hareketlenmeye bağlı olarak ne yapıyorsunuz? Bir bakıyorsunuz hisse senetlerinde ilgili bankanın kağıdı değer kazanmış. Veya işte pandemi boyunca bakıyorsunuz işte gıda, teknoloji, enerji bunlardan ayrılmamızın imkanı yok, zaruri ihtiyaçlarımız. O zaman işte örnek veriyorum gıda ile ilgili işte perakende satışlarla ilgili, gıda ile ilgili Banvit gibi örnek veriyorum işte Akbank gibi veya işte Gerel gibi veya enerji ihtiyacını karşılayan büyük şirketler gibi şirketlerin hisse senetlerinin değer kazanmaya başladığını görüyorsunuz. Dolayısıyla pandemi başından da önce 60 bin yani eski söylemle 60 bin civarındaki bir endeksten bahsediyorduk. Şu an artık işte 314 binlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bir kriz de elbette, pandemi de bir krizdir ama bu krizin bir ralliye de ülke borsalarında sebep olduğunu gördük. O nedenle bu borsa tarafında da ilgili sektörlerin dönemsel zenginleşmesine bağlı olarak takip edilmesiyle veya yaptığı yatırımlar, bilançolar, işte hedeflerin takip edilmesiyle evet borsa tarafında da hareketlilik devam edebilir ve yatırım yapılabilir diyorum. Peki altın, altınla ilgili ne düşünüyorsunuz? Biz altına yatırım yapmayı seven bir toplumuz. Bu süreçte altının ilerleyişi nasıl olacak? Sanırım en iyi yatırım araçlarından biri altın, öyle mi? En iyi hem de en güvenli liman diyorduk elbette yıllardır. En güvenli liman oluşu aslında volatilite yüzünden bir miktar bozuldu. Çünkü dolar karşısında çok oynak bir altın var artık ve sadece bizim ülkemizde değil ya da gelişmekte olan ülkelerde değil, bütün dünyadaki ülkeler birbiriyle kur riski altında. Yani euro da dolar karşısında bir miktar bir seviyenin altına geri çekilmek istemiyorken 0.99'a düştü. Euro dolar karşısında 0.99, 1 doların altına düştü. İşte aynı şekilde Çin yuanı, Japon yeni de birbiriyle ülkeler arası bir kur riski karşısında. İşte Rusya'nın riskleri var. İşte gerek enerji tarafında gerek işte biliyorsunuz Swift sisteminden çıkması Ukrayna Savaşı ile birlikte. Yani bütün dünyanın hem kur riski altında olduğu hem birbirine destek çektiği bir ortam içerisinde evet altına dönüş gerçekleşiyor mu psikolojik olarak? Gerçekleşiyor ama burada biraz daha ayrışmalara dikkat etmek gerekiyor. Dolar karşısında onsun değeri ne olacak? Veya gram altın karşısında onsun değeri ne olacak? Bir miktar onu izleyerek biz Türkiye'de gram Türk lirası alış satışları yapmamız gerekiyor. Volatiliteye alışmamız gerekiyor. Yani işte 1500 lira gibi bir hedef var gram Türk lirasında ama 1500'e gelmeden önce işte 900 liraya, 950 liraya geri çekilirse siz korkuyorsunuz. Acaba 200'e geri döner mi, 500'e geri döner mi diyorsunuz. Hayır, bu bir volatilite. Geri çekilmeler de değerlendirilebilir altında. Artık o eski fiyat seviyeleri grafikte kırıldı. Çalışma alanımız buydu. Ve artık çalışma alanımız şu oldu. Bunu kabul edip o volatiliteye uygun şekilde de altın alım satımı yapmak gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Dolardaki son durumu ekonomist Ece Pulaş'la konuştuk.